Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te TUSAŞ'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin fabrikasından çıkartılacak. Bunun heyecanını beklerken tabii etrafta diğer ülkeler neler yapıyor, hangi durumlar, bunları da çok yakından takip ediyoruz. Hatırlayacaksınız, en yakından takip ettiğimiz projelerden biri de Güney Kore'nin KF-21 projesi. Bu projeyle ilgili 5 Ocak'ta 3 numaralı prototip, yani test uçağı ilk uçuşunu yaptı. Biraz şu programın test aşamalarına bakalım. Çünkü programın ilerlemesi, süreçleri bizim Milli Muharip Uçağı'na çok benziyor. En azından hangi yıl nerede olabiliriz? Güney Kore nasıl devam ettirip bu proje, böyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman bazı şeyler sizin aklınıza daha da iyi kalacağını düşünüyorum. Bu arada şöyle de bir önemli bir dipnot bilgisi vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gazetecileri, bu konuyla ilgili haber yapan uzman gazetecileri, genel medyayı bir basın toplantısı için Ankara'daki tesislerine davet etti. Orada Milli Muharip olsun, Hürjet olsun, diğer projeler olsun, son durumlarını göreceğiz. Ancak bu tören öncesinde haklı olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi içeriye bizlerin herhangi bir şekilde cep telefonu, kamera, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı gibi herhangi bir cihazla içeri sokmayacak. Ama olsun, belki görüntüyü size paylaşamayacağız ama fabrikadan çıkınca yapacağımız yayınla sizlere neler gördüm aktarmaya çalışacağım. Biraz da lütfen sabır diliyoruz bunlarla ilgili. Biraz sabretmemiz lazım. Çünkü 18 Mart'ta bütün dünya bu uçağın son halini görmüş olacak. Ara ara da benim tahminim, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta çeşitli görüntüler paylaşarak ne yöne doğru gittiğini ortaya koyacak. En son Güney Kore'nin KFX olarak adlandırılan gelecek nesil savaş uçağıyla ilgili videomuzu, bu uçağın geçtiğimiz Temmuz ayında, geçen yıl ilk uçuşunu yapmasıyla birlikte sizlere hazırlamıştık. Şimdi görüntü itibariyle bu uçak Milli Muharip'le yan yana koyduğunuz zaman Milli Muharip çok daha büyük bir uçak, büyük bir proje. Motorları oradan, itiş güçleri çok daha yüksek. KF-21 olarak adlandırılan Güney Kore projesi bizim uçağa göre daha ufak, çift motorlu, görüntü itibariyle biraz böyle F-16, F-35 tarzında daha ufak bir uçak. Bu projeye Güney Kore bizden çok daha önce ve hızlı adımlarla başladı. Bir öncesi de biliyorsunuz T-50 olarak adlandırılan jet eğitim uçağı, onun üzerine KF-21'i koydular. KF-21 aynı bizim projede olduğu gibi iki aşamalı. Birinci aşama 4,5. nesil savaş uçağını oluşturuyor. İkinci aşamada 5. nesle geçecekler. 5. nesle zaten geçişte en temel özellikleri, şunları altını çizerek tekrar söylüyorum çünkü her videoda yorum geliyor. Uçağın stealth olması, yani radara gönüllülüğünün düşük olması. Bir de tabii bu stealth özelliğin sağlanmasında 5. nesil motorlarda büyük önem arz ediyor. Yani işte ısı yayılımının gerçekleştirilmesi, o ısı termal olarak görüntü vermemesi, uçağın art yakıcı, yani afterburner kullanmadan ses hızını aşabilmesi gibi böyle temel ve birçok tabii ki detay özelliklerle 5. nesil hale geliyor. Günümüzde 5. nesil teknolojiye sahip, şu anlık bu uçakları üretime sokmuş, hizmete almış tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. F-22, F-35 bu konularla ilgili çok önemli adımlar atıldı. Bir taraftan Rusya geliyor Su-57 ile birlikte, ama Su-57'deki motor problemleri de aşağı yukarı çözüldü. Onlar da 5. nesle doğru geçecekler. Diğer tarafta da gerçekten çok agresif bir şekilde havacılık sanayine yatırım yapan Çin geliyor. Çin de yeni nesil teknolojilerini bu konuya aktararak onlar da 5. nesile geçiş için çok çok önemli avantaj elde etmiş durumdalar. Şimdi dönelim KF-21 projesine. Temmuz'da ilk prototip uçtu. Kasım'da bunu 2 numara izledi. Ve Ocak ayında da, yani geçtiğimiz daha birkaç gün evvel 5 Ocak'ta da 3 numaralı prototip ilk uçuşunu yapmış oldu. İlk etapta temel kullanılacak prototip sayısı 3. İlerleyen aylarda bunun sayının daha da artırılması planlanıyor. Güney Koreli imalatçı KAI, Korean Aerospace Industries, Kore Havacılık Endüstrisi şirketi ana şemsiyesinde yürüyor bu sistem. Ve Koreliler bu 3 numaralı prototipin en yakın hizmete girecek uçaktaki ağırlığa eşit olduğunu ifade ediyor. Koreliler için testlerin tamamlanacağı tarih Şubat 2026. Yani önlerinde yaklaşık 3 yıl 1 aylık bir dönem var. 37 aylık bir dönem. Bu dönemde 3 olan prototip sayısı artacak ama toplam
2000 sorti test uçuşu gerçekleştirilecek. Bu gerçekten çok çok ciddi bir rakam. Yani 3-4 prototip olduğunu düşünsek nerede baksanız uçak başı 500 sorti. Öyle her gün de test uçuşu yapmak mümkün değil. Çünkü hem hava durumları izin vermiyor hem de her uçuşun çok ciddi analizleri gerçekleştiriliyor. Bu analizlerin arkasından mühendisler bunu değerlendiriyor. Bazen sorunlar çıkıyor. Dönülüyor, bütün filo yere iniyor. O problemli parça tasarım neyse geri dönüyor, yeniden tasarlanıyor, bazen yeniden üretiliyor, yeniden yer testleri yapılıyor ve bu uçak üzerinde koruyor. 2000 sortilik inanılmaz yoğun bir test programı. Bunlar tamamlanacak. Arkasından da Şubat 2026'da uçak artık test programını bitirmiş olacak. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bizim programla yaklaşık bu projeler çok daha yakın. Kore yaklaşık 3-4 yıl bizden önce başladı bu projeye. Örneğin ilk imalat parça kesimi 2019'da oldu uçakların. Biz bunu Kasım 2021'de yaptık. 9 Nisan 2021 tarihinde uçak rollout fabrikadan çıkartıldı. Biz herhangi bir aksaklık olmazsa 18 Mart 2023'te fabrikadan çıkartacağız. Ve uçak 9 Nisan 2021 yani 1 yıl 4 ay sonra Temmuz 2022'de de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bizde de hedef 2025 yani yaklaşık 1,5-2 yıla yakın bir süre hedefleniyor. Belki 2024'de inecek bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de bazı açıklamaları var. Kasım 2022 ikinci prototip. Arkasından Ocak ayı 3 numaralı prototip ve Türkiye'nin de hedefi 2028'e çekilmiş durumda uçağın hizmete giriş süreci. Biliyorsunuz daha önceden de bu süreç 2030 yılıydı. İşte görüyorsunuz Korelilerin projesi yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir proje. Bizim uçak daha büyük, biraz daha fazlaya mal olacağını ben düşünüyorum. Kore'nin arkasında çok ciddi bir Lockheed Martin'in mühendislik desteği var. Türkiye'de de doğrulama işlemleri İngiliz savunma ve havacılık devi BAE Systems üzerinden gidiyor. Bu konuda da tabii yardım alıyoruz ama F-35 parça üretimiyle başlayan bu süreçten edinilen özellikle imalat konusundaki tecrübeler bu işe olumlu bir şekilde yansıtıldığını ifade edeyim. Her Kore ile ilgili video yaptığımızda tabii ki insanlarımız, izleyicilerimiz soruyor. Neden Türkiye KF-21'e ortak olmadı, niye Endonezya oldu diye soruyor. Zamanında Türkiye, Güney Kore ile bunların KF-21 konusunda, o zaman ismi tabii KFX, çeşitli görüşmeler yaptı. Ancak Koreliler işin mühendisliğiyle ilgili Türkiye'ye herhangi bir ortaklık, herhangi bir iş payı verilmesine sıcak bakmadı. Yani sadece işte parça üretin, bu projeye para verin dediği için Koreliler Türkiye bu görüşmelerden çekildi. Çünkü bir uçak yaptığınız zaman asıl amaç bununla ilgili tabii ki hava kuvvetlerine bir güç katılması ama bununla birlikte 5. nesil uçağa doğru giden bir mühendislik kapasitesinin de elde edilmesi. Bunlar olmadığı için Türkiye bu projeden çekildi ve kendi başına o zamanki adı TFX, şimdiki Milli Muharip Uçak Projesi'ne devam etti. KF-21 gayet bir sorunsuz bir şekilde gittiği ortaya çıkıyor. Darısı bizim uçağın başına diyoruz, Milli Muharip'in başına. Çünkü günümüzde aslında test süreçlerini tecrübe kazandıkça yeni nesil yazılımlar, simülasyon sistemleri gibi veya 3 boyutlu baskılar plastiğinden biliyorsunuz günümüze girmiş durumda. Bugün evlerde bile kullanılıyor 3 boyutlu metal işlemeye kadar farklı bir boyuta bunu ilerleterek devamını sağlıyoruz. Darısı dediğim gibi bizim projenin başına. Evet, bugünkü programda KF-21'i biraz değerlendirdik. Cem Yılmaz'ın da biliyorsunuz filminde Kafa 1500 olarak adlandırılan, Kafa 1500 tabii başka anlama da geliyor. Bir uçak prototipiyle ilgili bu Arif 216 olması lazım. O filmlerin bir tanesinde gösterilmişti. Ben de ilk KF-21 videosunu yapınca değerli izleyicilerim yorum olarak yazmıştı. O da Kafa 1500'ü buradan anmadan geçmeyelim. Bizleri detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler için tolgaozbek.com sitesinden takip edebilirsiniz. WhatsApp hattımızın aşağıda açıklaması var. Oraya tıklayıp son haberleri alabilirsiniz. Sosyal medyadayız. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Videonun altına sorularınızı yorum yazın. Ve hala abone olmadıysanız sizleri abone olmaya bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.